Bu program ve diğer programlar sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanmaktadır arkadaşlar. E, Golbar.com'da flash yazılar var, maç tahminleri var, gündeme dair son dakika haberleri var. Golbar.com aşağıda açıklama kısmında hemen en başta mevcut arkadaşlar. Şimdi ben ilginç bir girişle başlayacağım. Tahir Kıran'ın cümleleriyle başlayacağım. Bakın çok ilginç. Hocam bizi ne alaka eder? Ya... Siz sadece dinleyin arkadaşlar. Ben buraya bizimle alakası hiçbir şey koymuyorum kolay kolay. Siz sadece dinleyin arkadaşlar. Şimdi ee, Tahir Kıran bu düzen değişecek. Hakemlerin oynadıkları değil futbolcuların oynadığı maçları seyredecek taraftarlar. Başka yolu yok. Cüneyt Çakırı kimse benim maçıma veremez. Versinler o maça takımımı çıkartmayacağım. Söz veriyorum. Cüneyt Çakır'dan bahsediyor arkadaşlar. Verirlerse maça çıkarmayacağım diyor. Söz veriyorum diyor. Nihat Özdemir tarihe geçecek. Onu bu he yazın. Ya bak bak. Bu bu, 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 bu yazın kardeşim bak. Nihat Özdemir tarihe geçecek. Tarihe altın harfler geçecek. <laughs> Gerçekleri birilerinin konuşması lazım. Kral çıplak. Artık Cüneyt Çakır'ın şampiyonu küme düşenleri belirlediği bir lig oynanmayacak. Bitti. Bu sözüme de en çok Nihat Özdemir destek olacak. Bunu yazıyorum buraya. Az Yıldırım olsaydı ben konuştum. Bak, bak ben konuşursam ya yeri yerinden oynar dedi. Bu arada Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları konusunda bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu an için Fenerbahçe'mizin yabancı futbolcuları. Bir dakika. Tamam şimdi söyleyebilirim. Atilla Salahim, Novak, Kim Minji, Sosa, Crespo, e, ee, Tisserand, Rossi, Gustavo, Pelkas, Zaitz, Berisha, Valencia, Osai, Semiyev. Hocam hangileri gidici? Evet. Novak mı gidici? Hadi hocam Sosa mı gidici? Hangisi gidici? Hadi Zerbaşı'na sonuçta görüşüyorduk falan. Ee, Rossi sözleşme fessi. Messi. Gustavo hocam. He, Zaitz Zayt'e itiklilerin vardır. Yok mu? Pelkas. Hem de Yunan kendisi. Yunanistan'da kriz var diyorduk hocam. Yok mu? E, hocam kim gidiyor? Ya arkadaşlar kimse falan gitmiyor. Yabancı oyuncularımız bunlar. Hani 13 tane yabancımız var. Bir tane boş kontenjanımız var. Bildireyim dedim yani haberiniz olsun. Şimdi dün Marco Ross yazıldı. Şimdi Marco Ross muydu ya? Ne? Danny Ross. Pardon Marco Ross başka. Marco Ross beni anladı herhalde. Dün e, Solbek Danny Ross'e gündeme geldi. E, hatırlarsınız. Dün Deni Ross gündeme geldi arkadaşlar. Şimdi taraftarlarda dediler ki, bak biz tepki gösterdik, iptal oldu. <laughs> Ulan bizim ne gücümüz var? Biz ee, ne güzel tepki gösteriyoruz. Bak biz tepki gösterince olmadı dediler. Zaten eğer Deni Rose olsaydı, İsmail Kartal'a seneye devam edilirdi. love falan filan. Zaten hikayeydi. Ama şöyle bir şey var, Deni Rose zaten yalanlamıştık ve çok şükür olmadı. Taraftar zannetsin ki arkadaşlar işte görüşmeler vardı da anlaşma iptal oldu taraftar tepkisine falan sizi çok güzel yemliyorlar. Bak Fenerbahçe taraftarını Fenerbahçe taraftarını yemliyorlar. Atıyorlar oltayı çekiyorlar kardeşim çek çek çek. bak Yemliyorlar sizi. Sizi gerçekten yemliyorlar. Siz de kendinizi bir şey zannetmeye başladınız. <laughs> Bizim tepkimiz de bak. Biz tepki gösterdik. Marco Rossi iptal oldu. <laughs> Falan. Yemin ediyorum Cem Yılmaz'a konu olacak taraftar kitlesiyiz. Bak filmlere, komedi filmlerine taraftar ya şey olacak. Konu olacak taraftar kitlesiyiz. Yav nedir bu arkadaşlar? Nedir bu saçmalama merakınız? Allah aşkına. A adam yazıyor işte. Deni Ross Fenerbahçe'de. Ama bizimkiler bak eline yüzüne bulaştırır. Gelmez. Sonra yazıyor bak Deniros gelmedi. İyi ki gelmedi. E, Fenerbahçe'de yazdın. Gelmedi. <laughs> bak ben bildim. Vallahi bu bilme oluyorsa ben hepsini biliyorum o zaman. Ya benim daha şu ana kadar yanıldığım bir tane transfer yok o zaman. Yapmayın etmeyin arkadaşlar. Konan. Pisleyen Konan. Namı değer Deli Konan. Konan iyi bir sol bek. Ve ben diyorum ki Konan yattı. Konan yattı arkadaşlar. Bildiğiniz yattı. Uyuma olarak değil. Transfer olarak yattı. Hocam öyle deme. Konan işte dün geldi Fenerbahçe'deydi. Bugün nasıl yattı? Yattı. Hocam iyi de sen Konan Fenerbahçe'de dedin miydi? Öyle bir şey demiş miydin? Ben şöyle söyledim. Yönetimimize bir gram güvensem yüzde yüz Fenerbahçe'de derim. Her konuda anlaşma tamam. Futbolcuyla tamam. Kulübüyle tamam. Okey. Bak futbolcu tamam. Kulübü tamam. Okey. Ama bizimkiler ne yapar eder beceremez dedim menajer çıktı ortaya. <laughs> hocam Aziz Yıldırım zamanında Karavey bir transfer eden menajer Özkan Doğan ayakmış. Özkan Doğan benim akrabam olur. Bilginiz olsun. Akrabam hakkında da doğru konuşun. Ee, i̇şte iki buçuk milyon euro istemiş de falan filan külliyen yalan. Konanı beceremedik arkadaşlar. Ha <laughs> taraftar tepkisindendir hocam biz tepki gösterdik iptal oldu. Siz var ya bu sazanlıkla devam edin. Sazan demişken Taraftarımıza çok güzel bir şey söyleyeceğim. Siz futboldan çok iyi anlıyorsunuz ya. Siz futbolun kralısınız ya. Albert Ellis diye bir futbolcu vardı. Hocam ben hatırlıyorum ya. Sen Fenerbahçe'ye gelsin diye yırtınıyordun. Ha. Lan bırak MLS'den topçu malınlar Eşeğen önünde giden MLS'tekiler diyen arkadaşlar. Albert Ellis için şu anki kulübü Bordo'ya Çin'den bir teklif geliyor. 19 milyon euro artı 2 milyon euro bonus ve kulübü Bordo şey e, Bordo diyorum. Şu anda Bordo'da kiralık. Boavista ve Bordo birlikte karar veriyorlar. İkisi birden reddediyorlar. Şu an 6 milyon euro değeri var ve Boa şey e, Bordo'da kiralık. 15 maç, 8 gol, 1 asist, 1141 dakika. Ha Amerika'dan 21 Eylül 2020'de Boavista'ya geldi. Yani bir yılda 1 milyon euroya aldılar hem de. Bak 1 milyon euroya aldılar Albert Elisi. Şu herifin bir tipine bakın. Açın bakın. Ya tamamen Allahsız tipi var ya. Açın bir bakın tipine ya. Ya bu herif ne bileyim maçtan sonra böyle bir yasaklı madde satacak tipi var ya. Ya bize böyle futbolcu lazım. Öyle abdestinde namazında futbolcu falan filan bize lazım değil. Değil. Yapmayın abi. Bize böylesi lazım değil ya. Yani. Ama çok bilmiş Fenerbahçe taraftarı seviniyordur şu anda. Neyse uzatmak kusura bakmayın. Fenerbahçe'nin aldığı alabileceği iki tane sol beke kaldık. Bence üç tane. Eren Elmalı bir. Uğur Çiftçi iki. Caner Erkin üç. Hocam Caner Erkin görü mü dönüyor? Kul Fenerbahçeliliği mi bırakırım. İşte e, donumu şeye asarım. Ne bilmem askıya alırım. Bilmem ne yaparım ya, Bak. Eren Elmalı konusunda size bir şey söyleyeyim. Eren Elmalı uzun süredir takip edilen bir futbolcu. Zaten Kasımpaşa'da ya yani Kasımpaşa'yı izleyen herkes futbolcuyu zaten izliyordur. Hocam scouting yapmanıza gerek yok hepimiz biliyoruz. Diyeceğinizden eminim. Çocuk 21 yaşında. 7 Temmuz doğumlu. Ve 1.80 boyunda sol bek, sol açıkta oynayabilen sol ayaklı bir isim. Kartal Spor altyapısından yetişmiş. Kasımpaşa almış. Silivri'ye kiralamış. Metnes'e kiralamış. Çağ Yok o başkaydı. 23 maça çıkmış 1719 dakika 2 tane asisti var. E, tabii ki böyle bir isme talip olacaktır. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Önümüzdeki sene de zaten yabancı kuralı var. Ama bizim Eren Elmalı konusundaki şeyimiz şu şekilde. Biz Eren Elmalı'ya karşılık hani Sinan Gümüş'ü vesaire verebileceğimizi belirttik. Sonrasında sonrasında Eren Elmalı için Kasımpaşa ile bir görüşme yapıldı. Paşa önce futbolcuyla görüşün. Biz sonra dedi. Biz satabiliriz, gönderebiliriz dedi. Çok güzel. Futbolcuyla Fenerbahçe yönetimi görüştü. Eren Elmalı ile her konuda anlaştı. Zaten Fenerbahçe söz konusu olunca anlaşmamak imkansız. Kasımpaşa kulübü dedi ki biz geçen sene size Tiam'ı verdik. Rezil ettiniz bizi. Rezil ettiniz demeden yani çok fazla söylenti çıktı. Sanki biz Galatasaray'a kaleci vermedik gibi. Ee, vesaire vesaire. Diyor. Yani şu an zorladılar. Bu arada KK uygun bir selam olsun. Berkay, Koran'la e, Kur'anla ilgili videolar da var dedim ama eklemiyorum çok kusura bakma bu videoda şey yaptım. Şimdi Kasımpaşa yönetimi diyor ki bak çok fazla söylenti olur. Biz sizden bonservis istiyoruz. Ne kadar istiyorsunuz? 2,5 milyon euro. <laughs> Aynı zamanda biz Ertuğrul Taşkıran'ı da istiyoruz. İkisini birden istiyoruz. Ve hem Ertuğrul Taşkıran için hem Eren Elmalı için Kasımpaşa bizi çok çok zorluyor. Ki öyle de olacak. Ne olacaktı başka? Uğur Çiftçi konusunda şunu söyleyeyim. İsmail Kartal diyor ki Uğur Çiftçi'yi alalım. Bakın Novak'tan da iyi sol bek. Ee, başka kimse yok zaten Fenerbahçe'de. Sol bek oynuyor. Çok iyi sol bek. Ama tepkilerden çekiniyor Fenerbahçe yönetimi. Sizin tepkiniz sayesinde iptal olabilir Fenerbahçe taraftarı. Hadi iyisiniz falan. Şimdi şaka bir tarafa Sivas'tan Uğur Çiftçi, Kasımpaşa'dan Eren Ermalı. Bu iki oyuncudan birini almak istiyor Fenerbahçe en az birini. Yani Kasımpaşa dediğim gibi Eren'e satmaya sıcak bakıyor ama yüksek bedelle. O olmadığı müddetçe sıcak bakmıyor. Fenerbahçe futbolcuyla görüştüğü için anlaştığı için eli güçlü gibi. Ama futbolcunun zaten uzun yıllar sözleşmesi var illaki oynayacak. Kasımpaşa ile görüşme var Bugün akşam saatlerinde de live'in Kurzava'yı ortaya atmışlar. Fenerbahçe Kurzava'yı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor diye. Zaten göz bir arar Kurzava'yı. Ya transfer sezonu oldu ben şaşırdım yani. Hiçbir şekilde e, Hatem Benarfa'nın adı geçmedi. Kurzava'nın adı geçmedi. Diego Costa çok şükür. Artık onda da konuşuyoruz. Ya ben Kurzava'yı falan beklemeyin diyorum. E, haberiniz olsun. Eren Elmalı konusunda kulübü fiyatta indirim yaparsa olabilir. Yoksam o da yok. Yoksam yok. Onun dışında da yani Uğur Çiftçi. Ha bana şunu söyleyin. Mustafa Hocam hem Uğur Çiftçi hem Eren Elmalı ihtimali var mı? O yok. Keşke Nova'yı 2'ye 3'e satabilsek. Aldığımız 2'yi 3'ü bölüştürsek. Al desek 1.5'u senin Uğur Çiftçi. Ya da 1 milyon euro senin Uğur Çiftçi. 2 milyon euro senin Eren Elmalı desek. En azından desek ki yatırım yaptık. Biz yatırım yapmıyoruz, biz batırım yapıyoruz. Fenerbahçeyi batırıyoruz. Haberiniz olsun. Ee, yani Türk futbolcular artık daha da değerlenecekler. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Onu da konuştuk. Samat da Antwerp karşısında takımını 1-0 öne geçiren gole imza atmış. Samat da bizim kiralık futbolcumuz. 4,5 milyon euro taksidi kaldı. 6 milyon euro bon servisten aldık. 1,5-1,5 ödüyoruz. E, Antwerp kulübünde kiralık. Antwerp'e lütfen yanaştıralım. Yani öve öve bitiremeyelim de. 26 maçta 8 gol atmış süper starı. Bakın Samat da Antwerp'de olsaydı. 26 maçta 8 gol atsaydı bizim çok bilmiş taraftarımız alalım fülen adımlarla ceza sahasına giriyor. Yok kudurtucu bir tarzı var falan filan derdi. <laughs> yani inşallah şey yapmış. Bu arada Galatasaray'ı fark ettiniz mi? Denizli'ye elenmek, Fatih Terim'i göndermek, ligde perişan olmak, Tuzla'dan altı yemek. Geç Beşiktaş'a artır rizeye kaptırmak. Yani Galatasaray'ın başkanı Burak Elmas mı Rambo Okan mı çözemedim. Ama ben diyorum Galatasaray Fenerbahçe'leşti. Maalesef Fenerbahçe'leştirdiniz. Yani özellikle 3 Temmuz sürecinden beri birçok dua ediyoruz. Eee diyorlar sizin de sırtınız işte burnunuz bilmem ne yapmıyor falan filan. Bak Fenerbahçe'de perişan oldu. E, şöyle böyle diyorlar. Ya bir geçin Allah'ını severseniz ya. Fenerbahçe'yi mahvedenler hep Fenerbahçeliler olmuştur. Fenerbahçelinin Fenerbahçeliden başka düşmanı yok. Bizim düşmanımız kendi içinde. Bak bugün bir sürü hesap kapatılmış, meşhur Twitter hesaplarından. Ben bakıyorum ortalıklarda küfür eden hesaplar, bilmem yalakalar, şunların da bir sürü hesap var ortada. Hiçbir kapatılmıyor. Sesini açam Muhalif takılan ya da başka belki kriterler vardır. O hesapların hepsi kapatılıyor. Allah sabırlar versin. Ben o yüzden ikinci hesabımın olmadı silecektim ama silmedim. Yani hem Fenerli Duyum hesabı var hem Mustafa Hoca 1907 hesabı var. İki hesapta da elimden geldiğince kimseyi kırmadan, incitmeden, dökmeden, saçmadan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Burada da aynı şekilde. Arkadaşlar varsa hatamız affola özürler diliyorum. Eğer bir tarafı kırıyorsam, incitiyorsam... Sadece Fenerbahçe için demiyorum. Galatasaray olur, Beşiktaş olur, Trabzonspor olur, Sivas olur, ne bileyim Rize olur. Ben burada hani kimseyi kırıp incitmek istemiyorum, kimseye kötü bir söz söylemek istemiyorum. Fikirlerimi sunmak istiyorum. Yanlış gördüğümü yanlış demek istiyorum. Haksız gördüğümü haksız demek istiyorum. Bir takım bir maçı hakemle kazanıyorsa hakemle kazandı demek kadar doğal bir şey yok. Ama e, inşallah ya Fenerbahçe iyi günler görür. Biz de bol bol Fenerbahçe'yi konuşuruz ama. Ben e, şu konuda bir şey söyleyeyim. elimden geldiği kadar Galatasaray, Beşiktaş'ın, Trabzon'un belki başka takımların da maç sonunda maç özetlerini konuşacağım inşallah. Çünkü çok güzel tepkiler geliyor. Hocam diyor ben Trabzon sporluyum diyor. İşte e, yorumlarını beğeniyorum. Öbürü de ben Sivas sporluyum yorumlarını beğeniyorum. Galatasaray. Bu videonun altına gerçekten söylüyorum. Başka takım taraftarı olup da hani ya atıyorum kafadan ya Mustafa hocam işte sen atıyorum Sivas'a küfrediyorsun. Eğer böyle bir şey varsa belirtin. Ya da biraz işte Sivas hakkında biraz daha ılımlı konuşsan işte diyorsanız ya da ben takip ediyorum hoşuma gidiyorsun başka takımlıyım diye lütfen belirtir misiniz? Sonra burada atıyorum kafadan atıyormuşum gibi oluyor. Ben çok görüyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar ve ricam olsun. Gelelim Efecan Karaca'ya. Efecan Karaca ismi de gündemi çok meşgul eden isimlerden. Şimdi Efecan Karaca ismi de çok tuhaf. Yani Efecan Karaca ismi gerçekten tuhaf. Niye tuhaf biliyor musunuz? Geldi, geliyor. Gitti, gidiyor. nokta.com ama hocam biz hep trend yoldan alışveriş yapıyoruz. Allah canını almasın. Şimdi meşhur oyuncularımız dedi ki Alanya Spor Efecan Karaca için e, Fenerbahçe'den bir rakam istedi. Fenerbahçe bir rakam teklifinde bulundu. Ve bu rakamdan e, arada birazcık fark yüksek. Görüşmeler sürüyor dedi. Başka bir hesap Alanya Fenerbahçe ile ödeme konusunda anlaşamadı. Ödeme planında anlaşamadı dedi. Başka bir hesap görüşme sürüyor dedi. <laughs> Yine başka bir hesap Ali Koçta Hasan Çavuşoğlu akşama doğru açılırsa ya kız kulesi ve yok akşama doğru e, takas olmadan sadece bon servis üzerinden şimdi burada tırnak açacağım arkadaşlar her konuda anlam anlaşma sağladı dedi bir hesap ancak iki başkan arasında son dakikada pürüz çıktı muhtemelen akşam yemeğidir birlikte yiyorlarsa akşam yemeği ödeme konusundadır. Ee, ...yani beklemede kalın diyor. Bir başka... Yani ...bu takas niye yok? Sinan Gümüş'ü biz Alanya Spor'a verip... ...üstüne 300-500... ...300-500 verip alma niyetindeydik. Yani... ...300-500 alma niyetindeydik. E haliyle... E, ...Sinan Gümüş... ...Alanya'yı istemeyince... ...ne oldu? Tırt oldu. Yani... ...tırt oldu... Bizim derdimiz şuydu. Biz Sinan Gümüş Antalya Spor'a verelim. Ki Antalya Spor yanaştı. Güzelce de bir bon servis, küçük bir bon servis vermeye yanaştı. Oradan aldığımız para artı 300-500 bin euro üstüne ekleyelim. Alalım dedik. Efecan konusunda şunu söyleyeyim. Efecan'ın kendini de Fenerbahçe'de oynamak ister. Niye istemesin? Böyle cami ayırmış, 32 yaşında futbolcuyu alıyor. Ya be, ben, şu an 35 yaşındayım. Keşke ben alsa Fenerbahçe. Ben ben oynamak isterim. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Hepsinin teklifini açayım. Yani ee, senelik 10-15 milyon lira verecekseniz hepinizin teklifini açayım. Gururla, şerefle taşırım formanızı. 15 milyon TL ne lan? 15 milyon TL ben e, kurbanda koç keserim. Ya hocam bu koç deme yanlış anlarsın. Kurbanda deve keserim. Ha bu olur. Ben niye koç dedim ya? Ha pardon şu, şu an yorumlarda bir taraftan da e, yorum okuduğum için kusura bakmayın arkadaşlar. Ya kurbanda deve keserim 15 milyon TL versinler. 15 milyon TL verdim de söz, 1 milyon TL'sini bu kanaldakilere forma da atacağım. Fenerbahçe forması. Yani sözüm söz. Şimdi meşhur bir duyumcu arkadaş demiş ki Efecan Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Yakın çevresinde de ki ben Fener'le anlaştım gideceğim. Aleyküm selam demiş. Bir şey vedalaşmış. Alanya'da Fenerbahçe'yi zorluyormuş. Yine Fenerbahçe'yi zorluyormuş. Ama bu iş buradan dönmez diyen arkadaşlarımız var. Meşhur arkadaşlarımız böyle söylüyor. Yani bir meşhur arkadaşımız diyor ki pürüz var. Öbür meşhur arkadaşımız diyor ki bu iş buradan dönmez. Emin olun günün sonunda diyecekler ki Mustafa Hoca hani efecan Can Fenerbahçe'deydi. Çünkü bazı arkadaşların hizmetinde köpekler var. Gerçekten köpekler var. Yani bağlıyorlar bahçenin kapısına derse dikkat köpek var diye. O köpekler içeri biri girdi miydi havlıyorlar. Ya da sahibi kıs 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 falan yapıyor o zaman havlıyorlar. Muhtemelen e, köpekler havlayacaklar. Yani Efe Can'la ilgili ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe Efe Can'a gerçekten o kadar güzel bir şekilde alacağını düşündü ki. Belki de TFF'ye evrak bile yollandı. Ama e, gel gör ki Hasan Çavuşoğlu her fırsatta Fenerbahçe'ye olduğunu söyleyen Hasan Çavuşoğlu <laughs> yani e, durum bu. Yani şu an için Efecan da Uğur Çiftçi de Fenerbahçe'ye gelmiyorlar benim bildiğim kadarıyla ama duyumcu bir arkadaş buradan döneceğini sanmıyorum demiş. O arkadaşın e, köpekleri ya da o arkadaşa hizmet eden e, kişi ya da hayvanlar varsa lütfen bizim kanala gelip hani Efecan Fener'deydi demesinler. Sosyal medyayı tarasınlar, baksınlar ya da bizim kanala baksınlar. Efecan Fener'de diye nerede demişim tam olarak bulsunlar. Ya da ben Efecan'la ilgili ne demişim onu bulsunlar. Sonra bir bardak su içsinler Ben size şunu söyleyeyim Biz bugün hangi gündeyiz Çarşamba'da mıyız Perşembe, Cuma, Cumartesi 3 gün sonra bir bakmışsınız 6 ay bayındır ilk 11'de 6 ay bayındır 3 gün sonra bir bakmışsınız İlk 11'de 6 ay bayındır 3 gün sonra bir bakmışsınız İlk 11'de Her şey olabilir Hastalıklar iyileşebilir. Küsler, dargınlar barışabilir Her şey olabilir Belki de %99.9 Altay Bayındır ilk 11'dedir. Kimse bilemez. Sponsorumuzun bardağı az ya. 5-6 tane bardak mı alsın? Yani suyu bile golvar.com bardağıyla içsem. Güzel ama değil mi? Aslında sevgili sponsorlarımız 3 tane forma dağıtacağız ya inşallah. Fenerbahçe e, o transferi yaparsam. Bence 10 kişiye de bardak hediye edelim. Ne olacak? 35-40 lira bir ücreti var ee, çiçek sepetinden. Vallahi bak, 10 kişiye falan bardak hediye edelim. Ben tasarımını yapıp gönderirim, sıkıntı değil. 10 kişiye bu bardaktan hediye, bu bardaktan hediye etsek kabul eder misiniz arkadaşlar? Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş fark etmiyor. Golvan.com'un sonuçta destekçisi olacaksınız. Şey yapar mısınız? Neyse, son bir haberim kalmış. Fenerbahçe Aris Seferovic'i istiyor diye yurt dışı basına da düşmüş. Demişler ki Fenerbahçe 29 yaşındaki forvet için e, satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulundu. Benfica formasıyla 12 maçta 5 gol 3 asist kaydetti diye. Şu an yani Twitter'da kafayı yemeyin arkadaşlar. <laughs> ne bildirer için Galatasaray devreye girdi. Fas'ta sağ beke sezon sonuna kadar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> hocam sen Galatasaray Fenerbahçe leşti demiştin de bu kadar vallahi ben de beklemiyordum. Oldu hocam ya da de teklifte bulundum. Bulun kardeşim ya. Ya kardeşim, o da geçti. Mahmut Bey, Şekip Bey de teklifte bulun. Valla dediğim gibi Eren Elmalı cık, injury bence Efecan da injury. Eee Aa Serdar Çelik'te Fenerbahçe Efecan Karaca'nın belgelerini federasyona yollamıştı. Arayıp bunu iptal ettirdiler. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> ne demiş? Bakazetas 27 değeri 5 olmasına rağmen 3'e Trabzon'a satıldı. Siopis 27 değeri 2.8 Trabzon'a 1'e satıldı. Efecan 32 değeri 1.8 olmasına rağmen Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro istiyor. Ya o öyle değil ya. 2.5 falan istemiyorlar. Yapmayın etmeyin abi ya. <laughs> Yapmayın etmeyin. Bakazetas'ın bonusu da vardı diye hatırlıyorum siyopis konusunda ben şunu söyleyeyim. Siyopisi hiçbiriniz beğenmiyordunuz. Şimdi mi kıymetli oldu? Ben bas bas bağırdım burada Türkiye'nin en iyi önlü verosu Siyopis diye. Bak az koronavirüs mü diyor? Allah Allah. Serbest kalma bedeli 12 milyon euro. Alanya bir sonraki satıştan %20 pay alacak. Yani 12'ye satsalar 2.4 daha alacaklar. Anlatabiliyor muyum? Ya bunların hepsinde ince var ya. Hani Efe şey e, Emre Kılıç mıydı? Neydi o? Emre Akbaba. Emre Akbaba ha, Ahmet Ercanlar demiş Eren Elmalı için Kasımpaşa 2,5 milyon euro'ya indi. Anlaşma için makul rakamlara inmeye çocuk da Fenerbahçeli. Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum diyormuş falan filan. Allah Allah sabır versin. Allah sabır versin hepimize arkadaşlar. Transfer işi böyle. Sefer o için de ben geleceğini zannetmiyorum. Bence Fenerbahçe transferi noktaladı ya. Yani ne sol bek ne forvet kimse gelmez. Bence Fenerbahçe noktaladı ama siz bilirsiniz. Videomuza bir beğeni çok görmeyin. Sözü çok uzattım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Golbar.com'u yazmayı unutmayın. Bardağı 10 tane bardak dağıtılabilir hocam yazın. En azından e, sponsorumuz görsün. Artı başka takım taraftarıysanız da yazmanızda hiçbir maksuru yok. Yazın arkadaşlar. Küfürsüz iftirasız saygı çerçevesinde bütün yorumlara biz eyvallah diyoruz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere